3-6-9 ritüeli nedir? 3-6-9 metodu işe yarıyor mu? 3-6-9 ritüeli en basit anlatımı ile sabahları 3 kez, gün içinde 6 kez ve akşamları 9 kez olmasını istediğiniz şeyi yazılı hale getirmeyi içerir. Bu basit metodu kişiler daha çok para, daha iyi bir ilişki ya da daha sağlıklı hissetmek için yapmayı tercih edebilirler. 3-6-9 yöntemi ünlü mucit Nikola Tesla'nın fikirlerine dayanmaktadır. Tesla 3, 6 ve 9 sayılarının çok güçlü sayılar olduğuna inanır. Evrenin sırrının bu 3 sayıda gizli olduğunu söyler. 3, 6, 9 ritüeli esasen daha da yaygın olarak bilinen çekim yasası ile de uyumludur. Çekim yasası ise basit biçimde odaklandığımız şeyi hayatımıza çağırdığımızı vurgular. 3, 6, 9 yönteminde çekim yasası ve numeroloji bir araya getirilir. 3, 6, 9 sayılarının dizideki anlamları ise şu şekildedir. 3. Dünya ile bağımızı ve benliğimizin yaratıcı tarafını temsil eder. 6. İç dengemizi ve içsel gücümüzü temsil eder. 9. Dönüşüm ve değişimimizi temsil eder. 3-6-9 manifest nasıl yapılır? Başlamadan önce istediğiniz şeyin ne olduğunu tam olarak bulmak gerekir. Bu konuya netlik kazandırdıktan sonra kendinize bir onay cümlesi yaratabilirsiniz. Örneğin, istediğin şey para ise cümle büyük miktarda para kazanıyorum olabilir. Sabah uyanır uyanmaz olumlama cümlenizi 3 kez yazın. Öğleden sonra 6 kez olumlama cümlenizi yazın. Ve yatmadan önce de cümlenizi 9 kez yazın. 3-6-9 metodu işe yarıyor mu? Bu ritüel genellikle 45 gün sürer. Süreç boyunca odaklanmak ve istikrarlı olmak gerekir. Olumlamanızı seçerken özenli olmanız, karmaşık fikir ve düşüncelerdense basit olanlara odaklanmanız önerilir. Bu biçimde güzel neticeler almak mümkün olabilir. 3-6-9 ritüeli için 17 saniye kuralı. Her bir ritüel 17 saniye kadar sürmelidir. 17 saniyede bilinçaltımızın evrenle iletişime geçeceğine inanılır. 3-6-9 ritüeli zararları var mı? Ritüelin sonuçları ilk etapta olumlu olsa da sonrasında ise kötüye döndüğüne dair inançlar vardır. Ancak böylesi bir inanç gerçekçi değildir. Ve bu tür bir sonuca ulaşacağınıza inanmak ve ona odaklanmak yalnızca ritüelinize zarar verir.